Aslında bizler bu kirli senaryolara, bu hukuk garabetlerine maalesef alışığız. Bundan önce diğer kirli oyunları, diğer kirli hesapları nasıl boşa çıkardıysak, bundan sonra da bunu boşa çıkarmak için, bu oyunları bozmak için yine buradayız. Bozmaya devam edeceğiz. Birilerinin huzuru kaçacaksa eğer, işte bu huzuru kaçırmaya devam edeceğiz. Evet, 14 Mayıs yaklaştıkça belli ki birilerinin korkuları artmış, paçaları tutuşmuş, ne yapacaklarını bilmez bir halde her zamanki gibi yine Kürt düşmanlığıyla, yine Kürt siyasetine, Kürt emekçilere, Kürt hukukçulara, basın emekçilerine operasyon çekerek iktidarlarını uzatabileceklerini zannediyorlar. Ama artık bu yolun sonuna gelindiğini buradan bir kez daha kararlılıkla ifade etmek gerekiyor. Yolun sonuna geldiniz. Yaptığınız bütün hukuksuzluklar sizi tarihin çöp sepetine göndermeye çoktan yetti, artıyor bile. Evet, 14 Mayıs günü sizlerin gasp etmeye çalıştığınız bu irade sizleri o sandıklara gömecek. Bundan kaçış yok. Yol yakınken varın, yine gelin hukukun kurallarını uygulamak için gözaltındaki arkadaşlarımızı serbest bırakın diyoruz. Hukuk işlesin, hak ve özgürlükler bu ülkede işlesin, demokrasi gerçekten yaşam bulsun, adalet vicdanlarda da yer etsin. Tüm kurumlar siyasal iktidarın direktifleriyle değil, olması gereken etik, ahlaki ve hukuki kurallar çerçevesinde işlesin diyoruz. Bu çağrıyı yineliyoruz, yine yapıyoruz. Siz üç maymun oynasanız da biz bu çağrıyı tüm vicdan sahiplerine, tüm toplumsal kesimlerine, demokrasiden yana olan herkese ifade etmeyi, onlara bu daveti göndermeye devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki haklı olduğumuz bu mücadele eninde sonunda başarıya ulaşacak ve kazanan gerçekten demokrasi olacak. Faşizme karşı işte 14 Mayıs'ta demokrasinin, barışın, adaletin, özgürlüklerin çığlığı her yerde duyulacak ve bu iktidar diğer tüm Kürt düşman iktidarlar gibi, diğer tüm kadın düşmanı, emekçi düşmanı, gençlik düşmanı, doğa düşmanı iktidarlar gibi tarihte hak ettiği yere bizlerin oylarıyla, bizlerin mücadelesiyle, bizlerin iradesiyle girecektir. Bunun için bir delile de gerek yoktu. Bu kez gösteriyle, mizansenle, film çekimiyle yapıldı. Hakkında kısıtlama kararı bulunan, gizli olan bir soruşturmada çarşaf çarşaf olmayan iddialar yayınlandı. Kimler mi alındı? Önce avukatlar, kimseyi savunmasınlar diye. Sonra gazeteciler, gerçeği yazmasınlar diye. Sonra siyasetçiler, çalışmasınlar seçimde. Sonra anneler, dile getirmesinler feryadı. Sonra sanatçılar, tiyatro oyuncuları. Onlar alındı. Herkes alındı. Herkes olağan şüpheli. Neden? Seçime giderken biz Yeşil Sol Parti diğer partilerle mücadele etmiyoruz arkadaşlar. Biz bu kentte valilerle, emniyet müdürleriyle, savcılarla, hakimlerle mücadele ediyoruz. Bizim karşımızda onlar var. Hiçbir siyasi parti temsilcisini sokakta görmüyoruz. Hiçbir tartışmada bizimle karşı karşıya gelmiyorlar. Bizimle karşılaşmak da istemiyorlar çekindikleri için. Böyle bir durum da yok zaten. Bu kentte bizim siyaset yaparken karşılaştığımız yegane kurumlar resmi devlet kurumları. Oysa bir seçime giderken bunların tümünün görevi seçim güvenliğini sağlamak. Bizim özgürce çalışmamızı güvencelemek. Gazetecilerin haber akışını ve haber yapmasını sağlamak ve güvenceye almak. Oysa bunun tam tersi bugün oluyor. Bugün hepsi burada gerçekleşiyor. Neymiş? Delili öğrendik. 23-24 yaşlarında biri, hiçbirimiz ilk defa ismini duydu biri, bir beyan almış. Söylemiş de söylemiş. Kim, nerede, ne yaptı diye söylüyor. Peki kanıt? Yok. Beyan söyledi ya, mübarek, sanki şey, hadis-i şerif söylemiş. Tekrar ediyor. Ve bu beyan, bu soyut beyan üzerinde duyuma kimisi dayalı, kimisi tepsi gerçek dışı olan ve kanıtlarıyla da meslektaşlarımızın, avukatlarının burada ortaya koyduğu bunlarla bir operasyon oldu. Peki neydi amaç? Bir algı yaratmaktı. İkincisi
toplumu korkutmaktı. Şunu açıklıkla söyleyeyim. 4 gün önceki operasyondan sonra çalışmalarımıza katılan insan sayısında 3'e, 5'e, 10'a katlanma oldu. Halkımız buna tepki gösterdi. Onun için diyorum, vazgeçin. Vazgeçin. Hukuk size de gerekli olacak. Bundan vazgeçin. Sadece bugün bize gerekli değil, size gerekli olacak. Biz buradan hiç kaçmadık. Hiç utanacak bir şeyimiz de yok. Kaçınacağımız bir şey de yok. Biz bu halkın adına özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını tesis etmek için mücadele ediyoruz. Bunun için varız, bunun mücadelesini yürütüyoruz. Ve bu halk 14 Mayıs'ta bu söylediklerimin cevabını verecek onlara. Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Korkmadık, vazgeçmedik, yine buradayız. Ne yaparsanız yapın, hepimizi içeri alacak bir cezaevimiz yok. Ancak bu ülkenin etrafına terör örgütü çevirirsiniz. Zaten bu toplumun önemli bir kısmı kendi terör örgütü içinde esir alınıyor.